Sayın Muhtarlarım, çalışma arkadaşlarım, değerli konuklar, 2022 yılında biz belediyesi olarak tüm mahallelerimizde Avrupa gençlerinin yapacağı yatırımları, faaliyetleri görüşmek adına bir toplantı düşünüldü ve onun için toplanmış bulunuyoruz. Hepinize geldiğiniz için ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sağlık diliyoruz tabii burada bir an önce hepimizin arasına kavuşmasını diliyoruz.
bu elde ettiğimiz enerjiden Bozol köyündeki üreticilere ucuz elektrik verelim biz. O şartlar bize verilmedi. Ama evet diyeceklerini zannetmiyorum. Ben bugün dünyada, Türkiye'de demiyorum artık, Türkiye'de de dünyada en önemli sorunların başında enerji geliyor. Bakın şu Rusya-Ukrayna savaşında bile gördüğünüz hemen doğal gazı nasıl kullanıyor herkes silah olarak. Bu enerji konusu giderek daha artacak sorun. E bundan doğal bir şey olur mu? Yapalım biz onu, verelim birisine. Şart koyalım. Diyelim ki Bozon'daki şu kadar köylüye de yüzde şu kadar indirim elektrik verecek deriz. Çok da kolay çözüm. Bir mahallesinde 250 ton sıcak asfalt düşünülmüş. Bu dilekçe yokmuş burayla ilgili. Bu talebe göre, tespite göre yapılmış bunlar. Bu arada başka şeyler varsa onu da söyleyeyim. 75. yıl mahallesine aktif yaşama merkezimizin ikinci katını da tamamlayacağız. Orada bir şeyiz, orayı da kullanma açacağız. Artık ne yapacağız? Kararlaştırırız. Üst katıda ihale yapıldı. Kafarcı Mahallesi'nde yine tespite göre 50 ton sıcak asfalt. Akdeniz Mahallesi'nde kaldırım 3,5 dönüm ve 5 bin tona yakın sıcak asfalt. Cumhuriyet muhtarına geliyor. Evet, Cumhuriyet Mahallesi'ne geliyor. Pazarın bulunduğu yere. Projesi hazırlanıyor şu anda. Aslında biz küçük çocuklar için düşündük ama kapalı yüzme havuzu falan. Arkası da onun yeşil alan. Biliyorsun orası otoparkıyla. Fakat sonra arkadaşlar işte hazırlayanlar da direkt yapmışken yarı olimpik olsun işte falan filan. İyi peki kaça olacak bilmiyorum. Ama yapacağız. Projesi bitsin, ihalesini yapacağız yani onun da oraya. Biliyorsunuz Akdeniz hakikaten çok hızlı gelişen, işte 30 binin üzerinde nüfusu var. Kuzey bölgesi yepyeni bir şehir olduğu için burada fazla oluyor. Oraya iki tane de yine ihalesi yapıldı. Halı saha ihalesi yapıldı. Akdeniz mahalle muhtarlar da yeri biliyorsun herhalde. Düzeltildi galiba şu anda. Oraya iki tane modern halı saha, çim saha yapacağız. Sentetik çim saha daha doğrusu. Anayurt Mahallesi'ne 250 ton sıcak asfalt. Anayurt'un da bir özelliği var. O gün Büyükşehir'de de yine görüşüldü. Bu mezarlık konusu Mersin'de önemli bir sorun. Mezitli mezarlığı ne olur diyorsunuz şu anda Mezitli mezarlığında. Yok yetinmişleri. Bayramdan sonra ediyorlar. Ben bayrama yetiştirdim ama yetiştiremiyorlar. Bitireceğiz. Benim hedefim bayramdı aslında ama işte yetiştiremediler. Yani oranın da hatta şimdi Soli'nin arka tarafında düzenleme yapıyoruz. Oranın aydınlatması bugün yapılıyor. Yanacak yanmalar. Orayı yaptık yani oran bitti. Çok da güzel olduğu zannediyorum. Teçeliler memnun herhalde ondan. Tüm Mezitli sahili pırıl pırıl olacak yani bu bayramda. Öyle planladık. Tabii bu sahilden bahsetmişken yine onu söyleyeyim. Çok mahalleyi ilgilendiriyor. Yine bayrama hazır hale getiriyoruz. Bayramda İşgaliyeyle bazı yerleri veriyoruz. Şezlonglar bazı yerlerde paralı, bazı yerlerde parasız olacak. Akdeniz Mahallesi'ndeki daha önce gönüllülere verdiğimiz yeri de bizim belediye şirketi işletecek. Orada da bazı problemler var biliyorsunuz siz, oldu. Onu da belediye şirketi bir bölümünü paralı yapacak. Her yaptığımız yerde de tuvalet, duş, soyunma odası ve 5 metrekarelik büfe oluyor. Bunları 5 aylığına sezonluk işgaliyeyle verdik. Bir göreceğiz bakalım. Adamlar iyi işletirse böyle büfe belki kış döneminde işletecek olurlarsa ihaleye dönüştüreceğiz onu sonra. İhaleye veririz belki.